Arkadaşlar İslam tarihi ve medeniyeti konusu içerisinde ilk baktığımız dönem Hz. Muhammed dönemiydi. Daha sonra 4 halife devrini inceledik. 4 halife devrinden sonra da artık İslam devleti olarak Emevilerin kurulduğunu görüyoruz. Emevilerin kurucusu Şam valisi Muaviye'dir. Devletin başkenti yani merkezi Şam olarak belirlenmiş. Suriye'deki Şam kenti olarak belirlenmiş. Devletin yönetim şekli de saltanattır. Burada hemen ufak bir hatırlatma yapalım. Özellikle 4 halife devrinde arkadaşlar halifeliğin belirlenmesi seçim esasına dayalıydı. O yüzden 4 halife devrine biz cumhuriyet dönemi demiştik. Çünkü halifeler seçimle göreve geliyorlardı. Ama artık Emeviler döneminde halifelik seçimle değil saltanat şeklinde yani babadan oğula geçerek belirlenmişti. Şimdi Emeviler döneminin önemli gelişmelerini inceleyelim. Özellikle fetih politikasına baktığımızda Emeviler döneminde İstanbul'un kuşatıldığını, iki kez kuşatıldığını görüyoruz. İstanbul İslam tarihinde arkadaşlar ilk kez Emeviler döneminde kuşatılmış. Ee, ancak tabii başarısızlıkla sonuçlandırılmıştır. Bunun dışında Mavera Ünnehir bölgesinde özellikle ee, bir Türk topluluğu olan Türgişlerle mücadele edilmiş. E, Türgişler özellikle Emevilerin Orta Asya'ya girişini bir anlamda engellemişlerdir. Yine hatırlamak gerekirse Müslüman Araplar ilk kez Türklerle Hazreti Osman döneminde savaşmışlardı. Belencer Savaşı'nda Hazarlarla savaşmışlardı. Şimdi biz burada yine bir başka mücadelenin türgiçlerle olduğunu görüyoruz. Ee, ancak Türgişler Müslüman Arapların Orta Asya'ya girişini engellemişlerdir. Bunun dışında arkadaşlar bir başka önemli gelişme e, Muaviye'den sonra halifelik görevini alan Yezid döneminde meydana gelmiş. Ee, İslam tarihinde önemli bir olay olan Kerbela olayı dediğimiz gelişmedir. Yezid'in saltanat şeklinde halifeliği almasından sonra buna karşı çıkan e, Hazreti Ali'nin küçük oğlu Hazreti Hüseyin'in öldürülmesiyle sonuçlandırılmıştır Kerbela olayı ve Kerbela olayının İslam tarihinde meydana getirdiği önemli sonuçları da vardır. Biz İslam dünyasında ilk ayrılıkların Hazreti Ali döneminde Sıfın Savaşı ya da Hakem olayıyla yaşandığını biliyorduk. Ancak Kerbela olayında Yezid'in halifeliği ilan etmesine karşı çıkan Hz. Hüseyin ve beraberindekiler Kerbela civarında öldürülünce İslam dünyasında kesin ayrılık yaşanmıştır Artık İslam dünyasında temel olarak Şiiler ve Sünniler olarak iki grup kesin olarak ortaya çıkmıştır Yani ilk ayrılık Hz. Ali dönemindedir ama kesin ayrılıklar Emeviler döneminde meydana gelmiştir bunun dışında bir başka önemli gelişme yine Kuzey Afrika fetihleridir. Özellikle Kuzey Afrika'da arkadaşlar Cezayir ve Fas toprakları ele geçirilmiştir. Böylece Kuzey Afrika'nın fethi de tamamlanmıştır. Kuzey Afrika'da ilk fethin Mısır olduğunu biliyorduk Hazreti Ömer döneminde. Ancak Tunus Hazreti Osman döneminde ele geçirilmişti. Şimdi Fas ve Cezayir'in Emeviler döneminde alınmasıyla artık Kuzey Afrika'nın fethi böylece tamamlanmıştır. Kuzey Afrika'nın fethinin tamamlanmasıyla birlikte Emeviler bir başka önemli fetih hareketi sonucunda yani Kadiks Savaşı'yla 711 yılında Vizigotları yenilgiye uğratarak Avrupa'ya geçmişler. Özellikle İspanya fethedilmiş. Böylece 3. kıtaya artık Müslümanlar geçmişlerdir. Emevilerin İspanya'yı fethiyle birlikte böylece İslamiyet ya da İslam kültürü Avrupa'da yayılma fırsatı da bulmuştur ancak İslam kültürünün Avrupa'da yayılması Emevilerin Avrupa'daki varlığı çok da uzun sürmemiş özellikle 736 yılında yapılan Puvatya Savaşı'yla Franklar Emevileri yenilgiye uğratmışlar bu da İslamiyetin batıda ilerleyişini sona erdirmiştir aynı zamanda Emeviler döneminin genel özelliklerine bakıldığında arkadaşlar bu dönemde biz Arapçanın resmi dil yapıldığını görüyoruz Arapçanın resmi dil yapılması aynı zamanda ulusçuluk yani milliyetçilik anlayışıyla ilgilidir. Emevi topraklarındaki her bölgede Arapça resmi dil olarak ilan edilmiş. Arapça konuşma zorunluluğu getirilmiş. Özellikle ele geçirilen Kuzey Afrika bölgesindeki halkların zamanla Müslümanlaşarak Arap kültürü etkisi altına girdiğini görüyoruz. Yani Kuzey Afrika topraklarında özellikle İslamlaşma, Araplaşma şeklinde ortaya çıkmış. Bu da o bölgelerin gittikçe Arap kültürü etkisi altına girmesine sebep olmuştur. Bir başka önemli gelişme ilk İslam Arap parasının basılması. Bu da milliyetçilik anlayışıyla alakalıdır. Aynı zamanda ekonomik bağımsızlığında elde edildiği görülür. Daha önceki dönemlerde daha çok Bizans ve Sasani paraları kullanılıyordu. Ama ilk kez İslam devleti Emeviler döneminde Arap parasını bastırarak ekonomik bağımsızlığını kazanmış oldu. Devlet teşkilatlanması anlamında yine ilk kez posta teşkilatının kurulduğunu ve İslam tarihinde yine ilk kez polis yani muhafız teşkilatının kurulduğunu da e, görüyoruz. Arkadaşlar burada bir uyarımız var. Emeviler döneminde mevali yani kölecilik politikası denilen aşırı Arap minniyetçiliği anlayışı hakimdi. Bu önemlidir arkadaşlar. Emeviler döneminin ya da Emevi devletinin en karakteristik özelliği aşırı Arap minniyetçiliği politikası uygulamasıdır. Yani Müslüman olsanız da Arap olmadığınız sürece Emevi topraklarında her zaman ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyorsunuz. Bu da Emevilerin daha çok bir İslam devleti olmaktan ziyade bir Arap devleti olma özelliği kazandırmıştır. İslam toplumu içerisinde e, İslam kardeşliği adı verilen toplumsal birlik ve beraberliği de bir anlamda engellemiştir mevali siyaseti ya da kölecilik anlayışı bu durumu engellemiştir. E, bunun sonucuna baktığımızda da sınırlar genişlemiş ancak İslamiyet aynı oranda yayılma fırsatı göstermemiştir. Özellikle Emevilerin egemenliği altında bulunan topluluklar mevali yani ırkçılık siyasetine tepki göstermişlerdir. Burada ikinci bir uyarımız var arkadaşlar. Emeviler döneminde sınırların genişlemesi sonucu farklı kültürlerle karşılaşılmış ve kültürel etkileşimden dolayı İslam mimarisi de ilerleme kaydederek Avrupa ile yarışacak konuma yükselmiştir. Peki Emevi Devleti nasıl yıkılmış ya da yıkılış sebepleri neler? Özellikle Emevi Devleti'nin yıkılışındaki temel sebeplerden birisi mevali siyaseti yani kölecilik anlayışıdır. Arkadaşlar mevali politikası sonucunda yani aşırı Arap minniyetçiliği politikasının sonucunda Emevi topraklarında yani İslam devleti topraklarında Şuubi akımı denilen bir akım ortaya çıkmış. Bu da Emevilerin ırkçı siyasetine karşı Emevilerin egemenliği altında bulunan toplulukların kendi milli ve kültürel değerlerini ön plana çıkarması politikasıdır şu bir akımı. E bu da tabii Emevilerin yıkılmasında temel etken olmuş. E bunun dışında Abbasilerin faaliyetleri, fetihlerin durması ve iktidar mücadelesi Emevilerin yıkılmasında etkili olan sebeplerdir. Müzik